Douglas Tanke. Karar faul. Bu arada sevgili seyirciler, yedek kulübesine bir sarı kart çıkartmıştı maçın hakemi Mert Güzenge. Gençler Birliği yedek kulübesinde sarı kart gören oyuncu Enes Keskin. Onu da hemen belirteyim. Ve ben de notlarımın arasına alıyorum. Yılport Samsun Sporlu oyuncular serbest vuruşu kullanacaklar. Yılport Samsun Spor 23. haftada kaybettiği liderliği geçen hafta Eyüp Spor'un evinde Altay'a 1-0 yenilmesiyle ve yine geçen hafta Beyçimento Bandırma Spor'u 5-0'la geçtikten sonra tekrar devralmıştı ve liderliğini korumak istiyor Yılport Samsun Spor. Artık ligin son haftalarına doğru yaklaşıyoruz. Kaybedilen puanların telafisi kolay değil. Bu dakikadan sonra ligde. Serbest vuruş kullanılacak. Soner Aydoğdu kaleye bakıyor. Douglas Tanke de o noktada. Tanke geliyor. Tanke ve gol! Nefis bir gol attı Douglas Tanke. 39. dakika Douglas Tanke. Süper bir gol attı. Kaleci Nurullah dokundu ama topu çıkartamadı. Douglas Tanke. 39. dakika top finelerde. Şu ana kadar aslında Yılport Samsun Spor Gençler Birliği karşısında zaman zaman zorlandı. Ama işte yakaladığı bu fırsatı çok iyi değerlendirdiler. Kaleye yaklaşık 31-32 metrelik bir mesafe. Douglas Tanke vuruyor ve topu filelere gönderiyor. 39. dakikada geliyor gol. Yılport Samsun Spor 1-0 önde. Douglas Tanke bu sezonki 8. golünü kaydediyor. Douglas Tanke. Ankara'da yağmur ve Samsun sporlu taraftarlar desteğini